Arkadaşlar merhabalar bu videomda 0 geometri kampının 11. haftasının 4. videosundayız. Karede kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani karede alan bağıntılarından bahsedeceğiz bu videoda. Evet sayfa numarası 150, 151 ve 152 işleyip kareyi burada bitireceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Karede alan çok basit. Dikdörtgenin alanı gibi neydi? A çarpı B'ye eşitti. E burada erik kenarda a olduğundan karenin alanı nedir? A karedir. Bunu bilseniz yeterli. E, bir de köşegenle alakalı bir şey var. Köşegen daha kökü ya ya da köşegen e, BD ise eğer köşegenler nasıl kesiyordu? Dik kesiyordu. Dik, köşegenleri dik kesen bir dörtgenin alanı neydi? Köşegenler çarpımının yarısıydı. Yani BD çarpı AD bölü AC bölü 2'dir arkadaşlar. Yani köşegenler çarpımının yarısını da eşittir. Ama siz şunu bilseniz yeterli olacaktır. Zaten çoğu soruyu yaparsınız arkadaşlar. Hadi bakalım örneklere. Şimdi CE uzunluğu 8 denmiş. AEC açısı 150 derece denmiş. 150 ise burası kaç derece? 30. E burası 60. E, sonra baktığımız zaman 90'ın karşısı 8 30'un karşısı kaç yapar? 4 yapar. Alan ABC'de isteniyor. Karenin bir kenarı bulundu. O zaman karenin alanı da 4'ün karesidir. Yani cevap 16'tır. Evet örnek 17. 16 çıktı. Geldik örnek 18'e. AEB'nin alanı 18 olarak verilmiş. Arkadaşlar bu alan 18'e. para paraya kenardaki alan muhabbeti sağlanıyordu ya. E bu alan tüm alanın yarısıydı. E, o zaman tüm alan kaç yapacak? 36. Karenin bir kenarı x'ken x kare eşittir. 36 ise x'i böylelikle 6 olarak buluruz. Örnek 18 6 çıktı. Geldik örnek 19'a. A Aa, 15 var. Hatta burası kaç? 75. Burası da 75. Burası da ne oldu? 15 oldu. E, kare sorularında ilk videoda söylemiştim. Kare konusunun ilk videosunda. Ne demiştik? 15 derece varsa hemen ne yapıyoruz? Köşegen çizmek en mantıklı hareket. Ama mantıklı olan köşegeni şu köşegen bak mantıksız oluyor. E ne yapacağız? Diğer köşegeni çizecek olursak. Bak karede köşegenler 45 45 diye ayırıyor. Hocam burası da 45 burası da 45. Buraya ne kaldı? 30. Aa, bak şimdi dikkat et. İşte o yüzden 15 derece olduğunda böyle köşegen çiziyoruz. Niye? Çünkü 30 60 90 üçgen çıkıyor genelde. E o zaman buradaki üçgende bir şey verilmiş mi? AE uzunluğunu vermişler. AE uzunluğu kaç? Şurası 6 kök 6 verilmiş. E senin burası 6 kök 6 ise 60'ın karşısı değil mi burası? 60'ın karşısı 6 kök 6 ise 30'un karşısı 6 kök 6 bölü kök 3 olacaktır. Yani 6 kök 2 olacaktır. E o zaman burası 6 kök 2 ise 30'un karşısı 6 kök 2 ise 90'ın karşısı 12 kök 2 olur. E şimdi hocam köşegenler çarpımının yarısından gidelim diyebilirsiniz. Ya da e 12 kök 2 ise direkt burası 12. Burası da 12 yapar mı? 45-45-90 üçgeninden. Evet. E o zaman alan ABC'de 12'nin karesi yani 144 yapar. Dolayısıyla cevabımız böylelikle 144 oldu. Örnek 19'da. Geldik örnek 20'ye. Evet karede bir köşegen çizilmiş. E ne yapacağız? Diğer köşegeni de çizmek çok mantıklıdır kardeşim. Çiz, çizince köşegenler dik kesir ve şunların hepsi birbirine eşit oluyorlar. E hocam 6 kök ki. E 45 45 90 üçgeninden bunlar 6 6 olur. E her yer 6 oldu. E şu üçgende Bizden gerçi şu üçgenin alanı isteniyor. Bir üçgenin alanı neydi? Taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2'di. E hocam 4 tabanı var. 4 tabanına ait yükseklik B'den çizilen şu değil mi? Evet. Alan BC'ye de 4 çarpı 6 bölü 2 24 bölü 2'den 12'ye eşit olur. Evet. Örnek 20'yi 12 bulduk. Geldik örnek 21'e. ABCD kare demiş. Mavi ile taranmış bölgenin alanı nedir diye soruluyor. Bir de KLM'ye kare. Hmm. Şu küçük karenin bir kenarına A diyecek olursak, büyük karenin de bir kenarına B diyecek olursak bizden ne isteniyor? Karelerin alanları toplamı. A kare artı B kare. Arkadaş burada bir Pisagor bağıntısı var. Yap bakalım Pisagor bağıntısını. A kare artı B kare neye eşittir? 8'in karesine eşittir. Yani A kare artı B kareyi kaç bulduk? 64 bulduk. Bizden maviye taranmış bölgenin alanı isteniyor. O da A kare artı B kare değil midir? Yani cevap 64 olur. Evet örnek 21-64 bulduk. Geldik örnek 22'ye. D ve FGB birer kareymiş. Evet şu ve şu kare. Yukarıdaki verilen iki karenin alanları toplamı 44 ve çevreleri toplamı 32. Dikkat dikkat. ÖSYM bu tür soruları gerçekten seviyor. Şu karenin bir kenarına A diyeyim. Diğer karenin bir kenarına da B diyeyim. E o zaman bizden ne istenmiş? İki karenin alanları toplamları verilmiş. A kare artı B kare 44 verilmiş. Bir de çevreleri toplamı. Yani 2 karenin çevreleri toplamı. 4A artı 4B de 32 verilmiş. Yani buradan A artı B de kaç çıktı arkadaşlar? A artı B de 8'e eşit oldu. Peki şimdi elimizde ne var? Bir A artı B var. Bir de A kare artı B kare var. Bizden ne isteniyor? Alan BCE. Yani şu üçgenin alanı. Bu üçgenin alanı da A çarpı B bölü 2 değil midir? Evet bizden bu isteniyor. Bildiğiniz Pisagor band. Yani çarpanları ayırma muhabbeti var arkadaşlar. ÖSYM çarpanları ayırma ile ilgili soruları kare ve dikdörtgen sorularını da çok sever. Aynen bu soruda çıkabilir. Elimizde A kare artı B kare var. A artı B de var. E biz A artı B'nin kaç olduğunu biliyoruz? 8. Her iki tarafın karesini alırsak eğer buradan ne geliyor o zaman? A kare artı 2AB artı B kare eşittir 64 yaptı. A kare artı B kare 44'tü. 44. Evet şunların toplamı 44. Artı 2AB eşittir 64 olduğundan 2AB eşittir 20 olur. A çarpı B de 10'a eşit olur. Bizden ne isteniyor? Bu alan isteniyor. Bu alanda nedir arkadaşlar? Bu alanda A çarpı B bölü 2 eşittir. A çarpı B'yi bulduk mu? Bulduk. Ne? 10. E yaz yerine onu. 10 bölü 2'den cevap kaç çıkar o zaman? 5 çıkar. Evet bu şekilde çarpanlara ayırmayı kullandırmaları. Aynen bu sorumu gelir ya da bunun daha değişimi gelir? E daha değişimi de gelse e bu şekildeki sorularda çarpanlara ayırmadaki yöntemi tekniği bilmeniz lazım. İşte A artı B verilip A artı B karar verilirse A artı B'nin parantez karesini almayı bilin. Ya da farkları verildiğinde işte a kare artı b kare ya da a kare eksi b kare. A, artı b ya da a eksi b. Bir de a çarpı b'ye verildiğinde biz çarpanları ayırmayı kullanacağız. Evet örnek 22 güzel bir soruydu. ÖSYM ayarında bir soruydu. Ve buna yıldız koyuyoruz. Çünkü önemli. Gerçekten ÖSYM seviyor bu soruları. Geldik örnek 23'e. A, D, kare ve şurada kalanlar verilmiş. Arkadaşlar şunları toplayacak olursak 32, 16 ve 52'nin toplamı kaç yapıyor? 100 yapıyor. Evet karenin alanı 100. Yani A kare eşittir 100 ise A'yı kaç buluruz? 10 buluruz. Bir kenar 10. 10. Bizden A'ya bölü FB isteniyor. Şuraya X diyelim. Şuraya da Y diyelim. Arkadaşlar şu alan belli. Nerede kalan? Şurada kalan. 16'ya eşit. E 16 alanı ne eşit? 16 alanı 10 çarpı X bölü 2'ye eşit. E buradan X'i kaç buluruz o zaman? Şu şu ise 5. 16 bölü 5 olarak buluruz. Eyvallah. Şimdi Y'yi bulmaya çalışacağız. Y'yi nasıl bulabiliriz? Hocam şuraya bir N diyecek olursak Şuradaki alanı eni bulduktan sonra şeyi de buluruz. Y'yi de buluruz. En alanında neye eşit arkadaşlar? 32 alanı pardon. 32 alanında n çarpı 10 bölü 2'ye eşit. N'i de buradan şunlar sadeleşse 5. 32 bölü 5 olarak buluruz. E burada y neye eşittir? Burası 32 bölü 5 ise tamamı da 10 olduğundan dolayı 10 eksi 32 bölü 5. 10 eksi 32 bölü 5. 50'den 32 çıkınca kaç kalıyor arkadaşlar? Sanırım 18 kalıyor. 18 bölü 5 oldu. E bizden ne isteniyor? Bizden istenilen x bölü y. x bölü y'de neye eşittir? 16 bölü 5 bölü 18 bölü 5. Bölü 5'ler gitti. 16 bölü 18. 2 ile sadeleştir. 8, 2 ile sadeleştir. 9. Yani cevap 8 bölü 9 çıktı. Örnek 23'te. Geldik örnek 24'e. Evet bir kare çizin demiş. Kareyi çizelim bakalım. ABCD karesinden bahsediliyor. Şöyle bir kareyi çizdik. Kareyi çizdik ve harflendirmeleri de yazalım arkadaşlar. Şöyle A, B, C ve D'yi yazdık. AB kenar üzerinde bir E noktası al diyor. Sonra CB kenar üzerinde de bir F noktası belirle diyor. AF ile <laughs> AF ile DE birbirine dik olsun diyor. Hmm, çizelim. AF ile DE birbirine dik. Tamam. Şurası 90 derece. Şurası ya da şurası ya da şurası. Fark etmez. Şimdi AF ile DE'nin kesimi K'ymiş. Burası K olsun. DK uzunluğu 9 ve KE uzunluğu da kaç vermiş? 4 vermiş. Alan ABC'de nedir diye soruluyor. Arkadaşlar şurada bak bir dikten dik çizilmiş. Yani ne var burada? Öklit bağıntısı var. Öklit uygulayalım öncelikle. Şuraya H diyecek olursam H² H kare eşittir. 4 çarpı 9'dan 36'dan. H'ı kaç buluruz arkadaşlar? 6 olarak buluruz. Evet H 6. Karenin alanını bulmak için ben neyi bulmalıyım? Karenin bir kenarını. E burada Pisagor bağıntısından çıkar. A kare de 6'nın karesi artı 9'un karesine eşit değil midir? Yani A kare 36 artı 81'e eşittir. Yani A kare buradan neye eşittir? 7, 117 yapar. Zaten bizden ne isteniyor? A'yı bulmamıza gerek yok. Kök 117 dememize gerek yok. Bizden karenin alanı isteniyor. O da A kare. Yani kök A kare isteniyor. O da 117 çıkar. Örnek 24'ün cevabı. Geldik örnek 25'e. Evet. D kare. Bu da bir kare verilmiş. DF uzunluğu 10 olarak verilmiş. DF uzunluğu yok. Hemen DF uzunluğunu çizelim. Şurası 10 olarak verilmiş. Yukarıdaki kare şeklindeki yan yana olan iki bahçede çapalama işlemi yapılacaktır. 1 metrekareyi çapalamak için 4 dakika sürüyor. DF 10 metre olduğuna göre iki bahçeyi çapalama işi kaç dakika sürer diye soruluyor. 1 hmm. metrekare. Benden ne isteniyor? Bunun bir kenarı A, bunun da bir kenarı B ise benden ne isteniyor? A kare artı B kare isteniyor arkadaşlar. Değil mi? A artı B kare isteniyor. E burada bir şeyler var mı? Bakalım. Arkadaşlar bu onu kullanacağız. Ona ait bir dik üçgen karşılık getirebilir miyiz? Evet. Şunun kenarları A A A. E o zaman burası da A oldu. Burası B mi? B. Sonra burası A olduğundan tamamı burası B olduğundan buraya da B eksi A mı kaldı? Evet. Şurada bir pisagor bağıntısı yapsak bakalım nereye gelecek. Onun karesi eşittir. A artı B'nin karesi artı B eksi A'nın karesi geldi. Buradan 100 eşittir a kare artı 2ab artı b kare artı b kare eksi 2ab artı a kare yaptı mı yaptı. 2ab'ler gitti. 100 buradan neye eşit oldu? 2 tane a kareye artı 2 tane b kareye eşit oldu. Ve buradan a kare artı b kareyi de kaç bulduk arkadaşlar? 50 olarak bulduk. Tamam 50 bulduysak şimdi 1 metrekareyi çapalamak için 4, e, 4 dakika harcanıyordu. E bizim toplam alanımız kaç? 50 metrekare çıkmadı mı? Evet. 1 metrekare. Bakın akar artı ve kareyi bulduk. 1 metrekare 4 dakikada oluyorsa biz 50 metrekare bulduk akar artı ve kareyi toplam alanı. Kaç dakikadır? Yani x dakika diyelim. Doğru orantı var burada. Buradan x neye eşit olacaktır? Şu x'in çarpımı x. Bu x'in çarpımı da 200 yapar. Evet. x 200 yapar. Kaç dakika sürüyormuş? 200 dakika sürüyormuş. Güzel bir soru. Bakın çarpanlara bir kullandırmalı bir soru ÖSYM'i Dikdörtgende ve karede sevdiğini hep söyledik. Geldik bir sonraki soruya. Mavi boyalı üçgenlerin alanları toplamı nedir diye soruluyor bize. Öncelikle 12 ise burası da 12. 4 ise burası da 4. Kelebek var. Kelebekteki oran kaça kaç arkadaşım? Hatta burası da 4. Kelebekteki oran da 12 bölü 4. Yani 3'e 1. Yani 3K iken burası K mı oldu? Evet. E 4K artı 4 12'ye mi eşit? Evet. 4K artı 4 eşittir 12 ise 4K eşittir 8 olur. Ve K'yı da böylelikle 2 olarak buluruz. Madem K2 burası 6 yapar. Burası 2 yapar. Mavi boyalı bölgenin alanı da ne yapar? Hocam dik üçgenlerin alanları yapar. Yani şu dik üçgenin alanı ve şu dik üçgenin alanı 6 çarpı 12 bölü 2 artı 2 çarpı 4 bölü 2. 2 çarpı 4 bölü 2 şeklinde olur. Bu kaç yaptı? 72 bölü 2'den 36 artı bu da 4 yaptı. Topladığımız anda kaç yapıyor? 40 yapıyor. Örnek 26 40 çıktı. Geldik örnek 27'ye. E ve F orta noktalarmış. Şöyle orta noktaları yazalım arkadaşlar. Kare olduğundan çift çizgi çift çizgiyse bu da çift çizgi çift çizgi olur. Evet alan DF'yi 12 olarak vermiş. Buna göre alan ABC'de nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. E şimdi burada nasıl bir hamle yapabiliriz? Şimdi aslında böyle tabana ait uzunluklardan gidebiliriz. Öncelikle onu söyleyeyim arkadaşlar. Çünkü... Şuraya ben bir AA diyecek olursam burası da AA. Bir kenar 2A oldu. Bir kenar 2A oldu. A2A. A, A kök 5. Burası A kök 5 deyip. Burası da A kök 5 deyip. Burası da A kök 2 iki deyip. kenar üçgen. Tabana ait yükseklik çizip. A kök 2 bölü 2. Pisagordan yüksekliği bulup taban çarpı yüksek bölü 2'den buraya ulaşırız arkadaşlar. Birinci yol bu. Ya da ikinci yol şu. Hiç oraya girmeyelim. Tüm alandan şu alanları çıkarttığın zaman 12'ye de eşitleyebilirsin. Değil mi? Tüm alan ne? 2A'nın karesinden A çarpı 2A bölü 2 çıkartacaksın. A çarpı 2A bölü 2, bak şu alan çıktı, bu alan çıktı, o da A çarpı 2A bölü 2. Bir de A çarpı A bölü 2 çıkartacaksın. Bu da neye eşittir? 12. E böylelikle A'yı buluruz. Yani burası 4A kare eksi A kare eksi A kare eksi A kare bölü 2 eşittir 12'ymiş. Burası kaç yaptı? 2A kare yaptı. 2A kareden A kare bölü 2 çıkınca 3A kare bölü 2 kaldı. Eşittir 12 ise. O zaman buradan ne geldi? 3 ile 12 sadeleşince 4 yaptı. 4 kere 2 8. A kareye eşittir. 8 bulduk. Bizden alan ABCD isteniyor. Alan ABCD nedir arkadaşlar? 2A'nın karesi değil midir? Evet. Yani 4A kare isteniyor. A kare yerine 8 yazarsam 4 kere 8 32 diye cevaba ulaşırız arkadaşlar. Sanırım bu yol daha kolay oldu. Bütünsel düşündük. Tüm alandan şu alanı, bu alanı ve bu alanı çıkartmış olduk. O şekilde yaptık. Diğer türlü uzunlukla da gidebilirdik. Uzunluğu bulup direkt uzunluğun karesinden de sonuca ulaşabilirdik. Farklı yollar istediğiniz şekilde seçebilirsiniz. Evet gençler böylelikle örnek 27 32 çıktı. Geldik örnek 28'e. ABCD kare, KLMC kare. Evet KLMC de bir kareymiş. ABCD kare şeklindeki kartonu sağ üst tarafındaki KLMC karesi şeklindeki gibi kesip atıldığında geriye kalan taralı bölgenin alanı 75. Tamam. DM uzunluğu 15 verilmiş. DM uzunluğu. Hocam DM uzunluğu. Şuradaki uzunluk 15 olarak verilmiş. Peki. Bunu kullanacağız. Hocam bu karenin bir kenarına A dersem. Bu karenin bir kenarına B dersem. B. E, o zaman buradan şurası da B mi oldu? Evet. A kare artı B kare. Pisagor bağıntısından geldi mi arkadaşlar? Geldi. Bir şeyler geldi. E, A kare artı B kare ne geldi? 225 geldi. Çünkü 15'in karesinden dolayı. Sonra Taralı alanda verilmiş. Tüm alan ne? Tüm alanda arkadaşlar B kare eksi A kare değil mi? Evet. B kare eksi A kare de kaç verilmiş? 75 verilmiş. İki bilmeyen iki denklem var burada. Bunu çözeceğiz. Taraf tarafa toplarsak şeyler gidiyor. A kareler gidiyor. 2 B kare eşittir 300 yaptı. B kare eşittir 150 yaptı. KLMC karesinin alanı isteniyor. A isteniyor bizden. Peki. B kare 150 ise A kare artı B karenin ben 225 olduğunu biliyorum. B karenin de 150 olduğunu biliyorum. A kare de böylelikle kaç gelir? 225 eksi 150'den 75 olarak buluruz. Zaten bizden ne isteniyor? A kare isteniyor. Dolayısıyla cevap ne oldu arkadaşlar? Cevabımız 75 olarak bulundu. Yani örnek 28 ne çıktı? 75 çıktı. Evet geldik örnek 29'a arkadaşım. Şimdi aşağıda dikdörtgen biçimindeki bir sepa ile köşegen sehpanın bir kenarında bulunan kare şeklindeki bir örtü, örtü verilmiştir. Bu örtünün masanın üstünde kalan köşeleri şekil 2'deki gibi düşey doğrultuda 3 birim masanın üst yüzüne doğru kaydırıldığında. Evet şuraya doğru 3 birim kaydırıldığında diyor. Bak bu da kaydırıldı bu da kaydırıldı. Şöyle 3 birim 3 birim kaydırıldı. Hocam 3 birim 3 birim kaydırılınca o zaman şöyle çizdiğimiz zaman zaten burası köşegen değil mi arkadaşlar? Köşegen. Köşegen 45 45 diye şey yapıyor. Ee, burası da 45 45. Sen bunu 3 yukarı kaldırdın 3 yukarı kaldırdın dikdörtgen yani şununla şu birbirine paralel olmuş oldu. E o zaman önceden bu çizgiye paralel yani şu çizgiye paralel olmuş oldu. E şurada kaçı 45 derece zaten burada kaçı yine köşegen olduğundan 45 45. Şunlar birbirine paralelse o zaman burası da 45 oldu mu? Oldu z'den dolayı. Hatta burası da 45'te z'den dolayı burası da 45 hatta burası da 45 çıkar. 3 ise burası da 3 olur 3 ise burası da 3 olur mu? Olur. Şimdi ne diyor bize? Sehpanın üstünde sarkan kısım 27 birim kare azalıyor. Hmm. Arkadaşlar önceden bu alan böyleydi, şimdi bu alan böyle oldu. Şimdi 27 birim kare azaldı. Peki ben şuraları yorumlayayım. Hocam ben şuraya bir A dersem, A dersem, A diyeyim, A diyeyim, A A. Hocam 3 üç, üçgen burası da 3 kök kim oldu? Evet, 3 kök oldu. Yani bir kenar A artı 3 kök oldu. A artı 3 kök ki, A artı 3 kök ki. Hocam önceden Alan ne oldu? Sarkan kısmın alanı şu kadar azaldı. Yani şu alandan bahsediyor bize aslında ama neyse ee, ben şu alandan bunu çıkartırsam şuradaki alanı çıkartırsam o zaman ne oluyor arkadaşlar? 27'ye eşit diyebilirim. Çünkü azalan kısmın alanını bulacağım arkadaşlar. Azalan kısmın alanı şurası değil mi arkadaşlar? Çünkü sarkan kısmın alanı bak burası. Şimdi burası oldu. Azalan kısmın alanı burası. Onu da nasıl bulacağım? Şu alandan yani şu büyük alandan şuradaki alanı çıkartacağım. <laughs> şuradaki alanı çıkartınca pardon şurayı bulabilirim. Yani A artı 3 kök 2'nin karesinden neyi çıkartacağım arkadaşlar? A artı 3 kök 2 çarpı A artı 3 kök 2 bölü 2'den şuradaki üçgenin alanı çünkü. Neyi çıkartacağım? Şu alanı çıkartacağım. A çarpı A bölü 2'yi çıkartacağım. İşte bu da neye eşitmiş? 27'ye eşitmiş. O zaman 27'ye eşitledik bunu. Şimdi burada <laughs> A artı 3 kökkinin karesi bu. Hocam A artı 3 kökkinin karesi ne yapar? Birincinin karesi. A kare artı birinci ikinci çarpımın iki katı. Yani 6 kökki A artı ikincinin karesi de 3 kökkinin karesi de 18. Bir de bölü 2'si de var. Bölü 2. Eksi bu zaten A kare eşittir neymiş? 27'ymiş. A kareler gitti mi? Gitti. E o zaman buradan 2 ile karşı tarafı çarptım. 6 kökki A artı 18 eşittir 54 yaptı. Buradan 6 kök 2 a eşittir 36 yaptı. E o zaman şu şu sadeleşince 6 yaptı. A'yı da böyle 6 bölü kök 2 bulduk. Kök 2 çarparsam 6 kök 2 bölü 2'den 3 kök 2 çıktı. Evet bu örtünün alanı soruluyor. Bakın A da 3 kök 2 çıktı. 3 kök 2 burası. 3 kök 2 burası. Toplamda karenin bir kenarını ne yaptı? 6 kök 2 mi yaptı? Evet 3 kök 2 3 kök 2. Bir kenar 6 kök 2 çıktı. O zaman bir kenar altı kökki ise karenin alanı isteniyor bizden. Altı kökkinin karesinden 72 olarak cevaba ulaşırız arkadaşlar. Daha farklı bir yolla çözülebilir miydi? Tabii ki çözülebilirdi. İşte direkt şu alanı yoğunlaşabilirdiniz. Hocam yamuğun alanı zaten 27 olarak verilmiş deyip bu yamuğun alanından da gidebilirdiniz. Şuradan dikmeler çizip alt taban artı üst taban çarpı yüksek bölü 2'den de gidebilirsiniz. Ben ne yaptım? Şu üçgenin alanından şurayı çıkartıp buradaki yamuğun alanını o şekilde hesapladım arkadaşlar bu şekilde yaptım. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Örnek 29. 72 çıktı yapılan işlemler sonucunda. İşlemlerden de korkmuyoruz değil mi arkadaşlar? Evet. Tabii şunu sileyim. Geldik bir sonraki soruya. Evet bir kenarının uzunluğu 12 cm olan ABCD karesi. Ne yapıyor? İlk önce bir kenarı boyunca tam ortasından ikiye katlanıyor. Daha sonra şekil gibi ok yönünde kısa kenarı yine paralel olacak şekilde yine böyle katlanıyor. Arkadaşlar 12 ya. Bunlar üst üste gelmek zorunda. Tam ortasından katlandı. Sonra K, L. Şöyle üst üste gelmiş yine. Bu da böyle katlanmış. E burası 6 idi ya. Burası da 12 idi. Bunlar da 6, 6 olacak. E o zaman buraya kaç kaldı arkadaşlar? Buraya toplamda 6 olduğundan 4 kaldı. Şurası da kaç oldu? 3 oldu. Şimdi dur. Elimizde şu var. Dikkat. Hemen elimizdeki şunu şöyle göstereyim arkadaşlar. Şekil 3'te oluşan kağıt EF boyunca makasla kesilip kesilen parça atılıyor. Sonra Kağıt tekrar açıldığında alanı ne olur diye soruluyor. Tamam. Alanı açacağız arkadaşlar. Şimdi ben buraya kopyaladım yeniden. Şunu geriye doğru açalım. En son böyle katlanmıştı. Bunu bu tarafa doğru açalım. Şu tarafa doğru açtığın zaman şöyle şöyle ve şöyle oldu. Hatta bunu geriye doğru aşağı doğru alayım. Şöyle aşağıya alayım. Sonra açtık böyle. E tabi bunu böyle açtıktan sonra burası kesil patladı ya. Kesil batılan kısım şöyle şurası oldu arkadaşlar. Şurası oldu. Şu üçgen. Burası aynı zamanda 3 dörtlük bir üçgende. Sonra bunu da aşağı doğru katlamışlardı burada böyle. Şimdi yukarı doğru açacağız. Yukarı doğru açtığımızda da şu şekilde oldu. Simetriğini alıyoruz yani. E bu şeklin simetriği de şöyle olmadı mı arkadaşlar? Yani iki tane dik üçgen şeklinde mi oldu böyle? Evet. Yani tüm alandan ne çıkmış oldu? Bu üçgenden dört tane çıkmış oldu. Bizden ne isteniyor? E, tekrar açıldığında kağıdın alanı ne olur diye soruluyor. Kağıdın alanı önceden 12'nin karesiydi. Şimdi bu dik üçgenden kaç tane çıktı 4 çarpı 3 bölü 2'den e, yeni oluşan şekilde 4 tane çıkmış oldu. Evet önce bak şöyle açtım bu üçgen buraya geldi Sonra böyle açtığımda 2 tane üçgen yukarı geldi toplamda 4 üçgen yaptı. Yani bu da ne yapıyor o zaman 144 eksi 12 bölü 2'den 6 yapıyor 4 çarpı 3 bölü 2'den kaç tane var 4 tane var Onu yazmayı unuttuk e, Bu da kaç yaptı 24 yaptı Evet 4 çarpı 3 bölü 2'den yani 6. Dan 4 tane var. O da 24 yaptı. O zaman cevap da kaç yapıyor arkadaşlar? 120 yapıyor. Evet bu sorulara da dikkat edin. ÖSYM bu kağıt kesme sorularını da sevebilir. E, 200 senedir sormuyor ama e, genelde böyle ales tarzı, KPSS tarzı kısımlarda karşımıza çıkabiliyor. ÖSYM bu tür yerlerde sorduğu soruları TYT'de, AYT'de de sorabiliyor. Güzel bir soru. Bunun da yöntemin tekniğini iyi anlamanız lazım. Böyle katlamalar yapıldığında Geriye doğru açılım olduğu zaman yani şey bir kağıdı kesip attıklarında geriye doğru açılım yapın. Simetriklerini alın. Çevresi de sorulabilirdi. Çevresi sorulduğu zaman da ona göre işlem yapacaktınız. Yani şöyle şu şeklin çevresini bulacaktınız arkadaşlar. Ki o da yine kolay bir şekilde bulursunuz büyük ihtimalle. Evet geldik örnek 31'e. Kare şeklindeki kağıt şekil birdik gibi ABCD köşelerinden raptiyelerle panoya asılmış. C ve B köşelerindeki raptiyelerin düşmesi sonucu Şekildeki gibi eşkenar dörtgen halini almış. Çünkü kareye bu. Şimdi bu pana düşüyor. Eşkenar dörtgen şeklini alıyor. Şöyle bir eşkenar dörtgen şeklini aldı. Kare şeklindeki kağıdın şekil 1'de kapladığı alan 225. Yani karenin bir kenarı kaç arkadaşım? 15. Şekildeki eşkenar dörtgenin pana da kapladığı alan ne kadardır diye soruluyor. Evet. Bu arada B köşesi ne olmuş arkadaşlar? B ve C köşesi 9 birim yaklaşmış. Yani 9 birim aşağıya düşmüş. Önceden senin o şey Tam D'nin hizasında değil miydi şöyle? E şimdi 9 birim aşağıya düştü. C'de B'de. Bu buradaydı. Şimdi 9 birim aşağıya düştü. O zaman burada kuzunun 9 birim olduğunu söylüyor sana. E arkadaş şurası 15 değil mi? E burası mı da çıktı Ozan? 9, 12, 15 üçgeninden 3, 4, 5'in katından 12 çıktı. E burası da 15. Bizden ne isteniyor? Şu alan isteniyor. Bu alan eşkenar dörtgen alanın tabanı 15. Yükseklikte 12 mi? Evet. 15 çarpı 12 isteniyor. O da kaç çıkıyor arkadaşlar? 180 çıkıyor. Yani cevabımız böylelikle 180 oldu. Yani örnek de böylelikle bulmuş olduk ve bu haftayı da böylelikle bitirmiş bulunuyoruz. Yani dikdörtgen ve kareyi 11. haftayı bu şekilde bitirdik. Karede en son alanı işledik. Alan soruları da yine çok kolay. Yine üçgenler iç içe ve eski konularda iç içe. Rahat bir şekilde yapabilirsiniz büyük ihtimalle. Ee, kare sorularında zor sorular karşımıza çıkıyor mu? Çıkıyor. ÖSYM sorar mı? Vallahi bilmiyorum böyle eşliklerle yapılı ilgili sorular böyle e, kitaplarda çok görürsünüz ama genelde özyemi böyle çarpanlara ayırmayla alakalı ya da küçük bir kısa bir e, Pisagor bağıntısı ile alakalı şeyler soruyor. Haberiniz olsun ama sadece onlara da çalışmamak lazım tabi bütün şeylere de hakim olmak lazım. Biz eş üçgenlerle de ilgili soruda zaten çözdük. E, burada dikdörtgen ve kare zevklidir. Rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Ama genelde üçgeni düşünmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Evet 11. haftayı bitirdik. 12. haftada deltoid konu anlatımında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.